çekilmek Rusya açısından da olumsuz bir tablo oluşturdu. O da sonuçta Batılı liderler dünyadaki açlıktan Rusya'yı sorumlu tutmaya başladılar. Evet. Ve Rusya da böylesine yükün altına girmek istemez, istemedi. Her ne kadar buradan çıkan tahıl önemli ölçüde Avrupa ülkelerine gitse ve işte Afrika'ya vesaire çok az bir miktar kalsa da uluslararası toplumda bir söz diyalogu var. Bu savaşın bir de propaganda tarafı var. Burada Rusya kaybediyor. O yüzden Rusya biz Afrika'ya giden gönderilmeyen tahılı da kendimiz götürürüz Türkiye üzerinden diye rest çekse de nihayetinde bu kampanyayı çok da göze alamayıp tekrar tahıl anlaşmasına döndü. Bir de Türkiye'nin tabii bunun üzerine yatırdığı bir şey var, diplomatik mesai var. Yani Türkiye buradan büyük bir diplomasi olayı çıkardı ve bunu uluslararası alanda da kullandı, kullanıyor. Şimdi Türkiye'yi önemsiyor Rusya, Erdoğan'ı önemsiyor. O yüzden de bu anlaşmaya geri dönerek bir anlamda Türkiye'nin bu pozisyonun da altını çizmiş oldu. Tabii Türkiye Rusya'nın tahılının da uluslararası alana çıkarılması konusunda belki hani ikinci bir yani bizim bilmediğimiz bir pazarlığı da sürdürüyor olabilirler. Bunlar çok konuşuldu. Aslında Putin de baktığımız zaman hani Türkiye ile böyle bir işbirliğine açık olduklarını da çok net bir şekilde söylemişti. Burada yani tabii hem işin uluslararası diplomasi boyutu var hem de Karadeniz'deki askeri dengenin korunması var. Rusya elbette bunu yani iyi bir manevrayla önce kendi isteklerini dayattı, bir takım tavizler kopardı. Beraberinde de yeniden uluslararası alandaki o diplomasi hezimetini kendisi açısından önlemiş oldu.